görmeye başladık. Çekimleri Gaziantep'te gerçekleşen Benim Adım Melek dizisinin genç oyuncularından Mustafa Mert Koç'la bir araya geliyoruz. Mustafa Mert Koç, dizide tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Ömer Şirhan'ı canlandırıyor. Çok heyecanlanıyorum böyle. Çok güzel bir ailede yetiştim. Biz çok büyük bir aileyiz. Ondan da hep iç içe, akrabalarımızla hep iç içe, ataerkil ilişkisini bilen bir ailede büyüdüm. Bunu da şu an bana vermiş oldu, nasıl diyeyim, onun ekmeğini yiyorum aslında. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ailem de Ankaralı. Küçüklüğümde aklıma gelen tek şey spor. Eski milli basketbolcuyum. Hep onunla bursla okudum vesaire. Hep sporla ilgim oldu. Onun dışında başka Ankara ayrıdır benim için her zaman. İstanbul'a lise yıllarım bitince, üniversiteye geçince İstanbul'a taşındım bu işlere girmek için. Kendime bakıyordum da saçları düzeltiyordum, yakalandım herhalde. Genç oyuncu sahip olduğu pozitif özellikleri spora borçlu olduğunu düşünüyor. Kamerayı görünce utanmaya başladım. Şu anda küçük arkadaşlarıma da, yaşça küçük insanlara da onu söylüyorum. Spor paylaşmayı öğretiyor bir kere. Çünkü takım sporu özellikle paylaşma, arkadaşlık, dostluk, hırs, tecrübe bunları çok güzel kazandırıyor. Spor ayrı bir yerdir benim için. Ama sıkıntılı yanları da derslere çok fazla odaklanamıyorsun. Çünkü aklında tek spor oluyor. Orada da eğer beni izleyen küçükler varsa derslerinizi ihmal etmeyin deyince bir mesaj vereyim. Çocuğu da alıyorsun değil mi? Hı hı. Kendisine gösterilen ilgi ve sevginin nedeni ise... Doğal bir insanım. Herhalde öyle kendimi görüyorum. Neysem oyumdur. Yani yabancılaştırmam kendimi diğer insanlardan. Herhalde insanlar da beni kendinden gördü ki onlardanım da. Ondan dolayı çok büyük bir sempati kazandılar. Zaten ondan sonra başladı yolculuğum. Yunus! İlk olarak sosyal medya aracılığıyla tanıdığımız oyuncunun takipçilerine üzücü bir haberi var. Açıklamak istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum ama kötü bir şey yaşadı. Bakmayın böyle gibi be. Üç gibi deyince çok gergin sahne. Allah yardım edersin. Eskiden çok aktiftim sosyal medya ama özellikle bu işlere girince, atılınca daha fazla işte vakit harcadığım şeyler, hobiler değişmeye başladı. Orası birazcık daha azalmaya başladı yani. Kameraya söyleyelim. Paltomla ön planda değil miyim? Merhaba, ben Ömer. Ben de paltom. Sen de mi daha güzel? Ben de daha güzel. Kaç abi senin planı biraz? Kayan abi biliyorsun zaten, kendisi görüntü yönetmenimiz. Beni ne kadar çirkin çıkarttırmak için uğraşırsa o kadar. Mustafa Mert Koç, oyuncu olmaya bakın ne zaman karar vermiş. Herkesin içinde bir oyunculuk vardır. Her zaman oynarız. Anneye yalan söylerken, babaya yalan söylerken hep bir oyun yaparız. Özellikle kızlar evcilik oynar. Hep bir oyun oynar yani. Bende de bu çok fazlaydı. Hep taklit yapmayı çok severdim. Küçük videolarımı izliyorum. İşte hep birilerinin taklidini yapıyorum. Ve bulunduğum yerin, nasıl diyeyim, neşesi olabiliyordum küçüklükten beri. Oyun oynamayı da çok sevdiğim için herhalde böyle bir teklif gelince... İşte gel hatıra olsun diye bir aile dostumuz var, Şafak Sezer. O işte gel filmimizde oyna, hatıra olsun. Küçüklükten beri diyordu bana sen oyuncu olursun diye. Ben de tamam hatıra olsun diye bir girdim. Sahneyi çektik. Ondan sonra teklifler gelmeye başladı. Yani öyle bodozlama daldım diyebilirim. Bir şanstı. Oradan sonra yolculuğum başladı. Yani tamamen hadi hatıra olsun, keyfi olsun. Çoluğuma çocuğuma göstereyim diye. Hatta ben erken evlenmeyi bile düşünüyordum. Yani o yaşlarda bile evliliği düşünüyordum. O filmden sonra bambaşka boyutlara taşındı tabii olay. 3, 2, 1, hareket, oyun! Mustafa Mert Koç, mesleğine tam anlamıyla hakim olabilmek için her şeye sıfırdan başlamış. Dikkatli! Bu işe çok kafa yordum. Özellikle kitap okumayı sevmezdim. İlk başladığımda çok hızlı konuşuyordum. Hemen onu değiştirmemin gerektiğine inandım. Hemen hocaya başladım. Hocayla diksiyon eğitimlerine başladım. Ve baktık ki oyunculuk gerçekten kişinin kendini keşfetme sanatı. Bambaşka şeyler keşfediyorsun. Aslında içselleştiğin duygular bambaşka. Herkesi anlayabiliyorsun. Bir kere objektif bakabiliyorsun her zaman. Bana en güzel katkısı bu oldu. İnsanları gözlemlemeye başladım. Ve bu durum bana çok keyif vermeye başladı. Ve başka hiçbir kimseye, yani atıyorum bir hırsıza, bir katile bile ön yargılı yaklaşmamayı öğrendim. Bunları araştırdıkça da keyif aldım. Neden böyle yaptı? İyice çocukluklarına indim. Bunları araştırdıkça da iyice keyif alıp eğitim aldım. Çok hocadan eğitim aldım. İlk bir sene hatırlıyorum Ankara'da Sinan Hoca vardı. Eğer izlerse ona da selamlar buradan derler ya hep. Onunla bir sene böyle sabah 8'den akşam 5'e kadar her gün haftanın 5 günü tiyatro eğitimi aldım. Çok zor bir süreçti ama iyi ki de aldı. Çünkü
hiç bilmediğin bir işe girdikten sonra seni kırmak zordur. İyi ki de beni o şekilde kırdı. O bedenimi nasıl oynayacağıma dair, nasıl konuşacağıma dair o hitabı bana öğretti. Ondan sonra hikayem başladı. Yakup'umuzla tanıştınız mı? Setimizin her şeyi. Siyaset bilimi okuyan oyuncunun kariyeriyle ilgili esprili bir yaklaşımı var. Bir bölümün bir şey gereken pozu verirler ya fotoğraf çekilmeyi. Böyle pozu verirler. Siyaseti çok sevmiyorum artık. Eskiden evet ilgim vardı. Çünkü ezberim kuvvetlidir. Okudum, anlıyorum. Ama herhalde siyasette pek ilgilenmem diye düşünüyorum. Parti kurarsam oy verir misin? Sana o sorayım. Verir misin? Verirsen geleceğim. Ne oldu? Ne dedi doktor? Yolcusun dedi. Allah özür versin. Yok ama böyle deme. Bir daha yaparız valla. Sen niye güldün? Ya ben İhsan Bey'e güldüm. İhsan Bey bana güldü. Çekil. Genç oyuncuya müziğin hayatındaki yerini soruyoruz. Her yerinde. Ben bir müzik aşığıyım. Zaten bu işlere girme oradan bir kapı açılmıştı. Müzik her zaman hayatımda olacak. Yani çünkü çok keyif alıyorum. Ben de keyif aldığım bir işi yaparım. Ben oyunculuktan keyif almadığımı anlasam gerçekten bırakırdım. Müzik de her zaman hayatımda olacak ama ne zaman istediğim şeyi yaparım, içime sinen bir şey olur, kesin müzik yapacağım. Mustafa Mert Koç'un çalmayı öğrendiği ilk enstrüman sizce ne olabilir? Yeni yeni bağlama öğrendim. Çok enstrüman konusunda profesyonel değilim. Bağlamayı öğrendim. Şimdi inşallah işte bas gitarlar, trompetler onlara başlayacağım. Karşıda Michael Corleone. Orayı bir boşalttın abi komple. Söyle abi başla defa. Oyuncuya göre hikayesiyle, işlediği duygularla Benim Adım Melek dizisi yaşanmış olayların bir çeşit aktarımı. Mayıs gibiydi. Cem Hoca ile hikayeyi bana anlattı ve gerçekten içime sindi. Çünkü bizim yaptığımız bu hikaye herkesin başına gelebilecek bir hikaye. Akrabalarımdan bile başına gelenler var. Herkesin içinde barındırdığı bir şey ve gerçekten özünde sevgi. Mesaj yok diyorlar ya, hayır kesinlikle mesaj var. Hani gurur var bir yerde, sevgi var, aşk var. Bu durum beni çok etkiledi ve kalabalık bir iş. Herkesin ayrı bir hikayesi olması beni etkiledi. Tek bir kişinin üzerine değil, evet melek ama meleğin dışında etrafında dönen bir sürü olaylar var. Ve çok büyük ustalar da var. Özellikle kadroyu öğrendikten sonra benim için çok güzel bir antrenman yeri. Her gün bir şey öğrenebileceğim bir okul olacak diye. Kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim. Doktor oldum şimdi. Mustafa Mert Koç, Ömer'in bazı özelliklerini kendine oldukça yakın buluyor. Mert'e yakın olan yerlerinden bahsedersek, ataerkil ilişkisini çok iyi bilen, saygılı, kimine nasıl konuşacağını bilen bir karakter. Çok iyi niyetli bir kere. Bence bu kadar iyi niyetli olması iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama çok iyi niyetli. Çok kültürlü, bilgili ve Antep'te ne olursa olsun o sıkışmışlığın vermişliği yok. Tam tersi, Antep'te bile kendini çok fazla geliştirebilmiş bir karakter. İlk hoşuma giden karakter de buydu ve aşkına sahip çıkabilen bir karakter. İnşallah öyle olacak. Bakalım burada spoiler vermeyeyim. Nasıl diyeyim, bazı karakterleri gerçekten okuyunca ya ne kadar içinize sokasınız gelir. Bu öyle bir karakter. Ondan dolayı ilk okuyunca evet dedim ya bu sefer de bunu oynamak istiyorum. Çünkü Şahin Tepesi'nde bambaşkaydı karakterim. Bunda bambaşka. Fatma bize kitap yapmış. Böyle. Çok teşekkürler ya. Çok teşekkür ederiz. Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç'un gerçek hayattaki uyumu dizideki aşklarına doğallık katıyor. Rabia ile ilk tanıştığımızda ben onu hissettim. Klasik olacak işte biz şey gibi olduk, uyumlu olduk değil. Gerçekten birbirimize çok güzel sahneler paylaşabiliyoruz. Ve bunu gerçekten hissedebiliyoruz. Herhalde ondan dolayı insanlar da o sıcaklığı gördü. Ve cıvıl cıvıl birisi Rabia'da. Onun cıvıl cıvıllığı ister istemez benim de işime yarıyor. Ben de onun gibi hareket edeyim, onun gibi oynayayım. Ve birbirimize çok güzel paslaşıyoruz sahnelerde. Doğaçlamalar yapmaya çalışıyoruz. Herhalde ondan dolayı insanların da hoşuna gitmeye başladı. Bir de biraz da genç görmek istiyorlar. Herhalde ondan böyle iyi bir şeyler çıkıyor. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü bizim hikayemiz gerçekten çok güçlü bir hikaye ve çok uzun soluklu bir hikaye. Herkesin, her karakterin
dışarıdan izleyen herkesin kendini bulabileceği bir iş yapıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Bizim aşkımızı da beğeniyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Öpücüklerimi yolluyorum. Alpay mıydı senin adın? Hepimizden uzak. Bu işin. Seni keserim. Benim oğlumun Melek'le işi olmaz. Benim adım Melek. Bu akşam yeni bölümüyle saat 20'de TRT 1'de. Diyeceğim ulan onu çocuklarım diye. Ya heyecandan yanlış kablo kesti. Çıkardığın yangın daha biz oradan ayrılmadan herkesi sardı. Niyetin neymiş? Locada onları el ele göz göze görmüş. Yalan değil yararım. Cumhur Hanım. Ne diyeyim kıza haber sal. Yarın akşam istemeye geldik. Babamın dükkanına çıkayım. Hanı da Cumali'ye devredeyim.